Analitik düzlemde doğrusuna üzerindeki P noktasında dik olan doğrunun x ekseni kestiği noktanın apsisi kaçtır? Şu şekilde P noktası burası, n'ye 2, doğrumuz 2x artı 3y eksi 6 eşittir 0. N verdiğimizde, 2 verdiğimizde buradan n eşittir 0 olur. Burası 0. Dik oldukları için eğimler çarpımı eksi 1. Doğrunun eğimi eksi 2 bölü 3. M diyelim, M çarpı eksi 2 bölü 3 eksi 1. M eşittir 3 bölü 2. P noktasından geçen doğru denklemini yazalım. X eksenini kestiği nokta y'ye 0 verdiğimizde 3x eksi 4 eksi 4 bölü 3. Doğru cevap B seçeneği. A k virgül 2 k eksi 1, B 4 virgül 6, C 6 virgül 9 noktaları doğrusal olduğuna göre k kaçtır? 3 nokta birbiriyle doğrusalsa arkadaşlar, aynı doğru üzerindeyse. B ve C'yi kullanarak hesaplayacağımız eğimle A ve B'yi kullanarak hesaplayacağımız eğim eşit olmalıdır. BC'nin eğimi 9 eksi 6 y'ler farkı, 6 eksi 4 x'ler farkı. AB'nin eğimi ise 6'dan 2K eksi 1'i çıkaralım. 6 eksi 2K artı 1 olur. 4'ten de K'yı çıkaralım. 4 eksi K olur. 9 eksi 6 3 bölü 2 eşittir 7 eksi 2K bölü 4 eksi K olur. Buradan 14 eksi 4K eşittir 12 eksi 3K olur. Buradan K eşittir 2 bulunur. O halde sorumuzun cevabı E seçeneğidir. E reel sayı olmak üzere A, 3t eksi 2 virgül t artı 3 noktalarının geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Burada arkadaşlar 3t eksi 2 x'in değeri, t artı 3 de y'nin değeridir. Bu şekilde parametrik denklem olarak yazabiliriz. İkinci denklemde t'yi çektiğimizde t eşittir y eksi 3 olur. Y eksi 3'ü de birinci denklemdeki t yerine yazarsak x eşittir 3 çarpı y eksi 3 eksi 2 elde edilir. Buradan x eşittir 3y eksi 9 eksi 2 eksi 11 olur. Denklemi düzenlersek x eksi 3y artı 11 eşittir 0 bulunur. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Dik koordinat düzleminde kenarları koordinat eksenlerine paralel olan bir ABCD dikdörtgeni verilmiştir. Denklemi y eşittir 4x, y eşittir 2x ve y eşittir x bölü 2 olan doğrular bu dikdörtgenin birer köşesinden geçmektedir. A noktasının apsisi 3 olduğuna göre ABCD dikdörtgenin çevresi kaç birimdir diye sorulmuş. Buradaki A noktasının apsisi 3 ise arkadaşlar D noktasının da apsisi 3'tür. D noktasının apsisi 3 olduğu için D noktası y eşittir 4x doğrusu üzerinde x yerine 3 yazarsak D noktasının ordinatının 4 kere 3 12 olduğu görülür. D noktasının ordinatı ile C noktasının ordinatı aynıdır. C'nin de ordinatı 12 olduğu için y yerine 12 yazdığımızda x 6 bulunur. O halde C'nin apsisi 6'dır arkadaşlar. C'nin apsisi 6 olduğu için B'nin de apsisi 6'dır. Bu denklemde x yerine 6 yazdığımızda y'nin 3 olduğu bulunur. Demek ki B noktasının ordinatı da 3'tür. Bu durumda dikdörtgenimizin uzun kenarı 12 eksi 3 9 birimdir. Kısa kenarı 6 eksi 3 3 birimdir. O halde çevresi 9 ile 3'ün toplamının 2 katına yani 24 birime eşittir. Cevabımız C seçeneğidir. Analitik düzlemde A eksi 1 virgül 4 ve B 3 virgül 8 noktalarını birleştiren doğru parçasının orta dikmesinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. A noktası eksi 1 virgül 4. B noktası da 3,8. Bunun orta dikme doğrusu ortasından geçen ve AB'ye dik olan şu doğrudur arkadaşlar. Bizden bu doğrunun denklemini soruyor. Onun için orta noktaya K dersek K'nın koordinatlarını bulmalıyız öncelikle. 3 eksi 1 2 yarısı 1 olur. 8 artı 4 12 yarısı 6 olur. K noktası 1,6'dır. AB doğrusunun eğimi MAB eşittir. 8'den 4'ü çıkarıyoruz. Y'ler farkı. 3'ten eksi 1'i çıkarıyoruz. X'ler farkı. 4 bölü 4'ten 1 bulunur. AB'nin eğimi 1 ise buraya L noktası dersek KL doğrusunun eğimi de eksi 1 olur. Eğimi eksi 1 olan ve 1,6 noktasından geçen doğrunun denklemi y eksi 6 eşittir eksi 1 çarpı x eksi 1 olur.
Buradan y eksi 6 eşittir eksi x artı 1. Buradan da x artı y eksi 7 eşit 0 bulunur. O halde sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Bu etkinliği doğru çözen bir öğrencinin vereceği cevap aşağıdakilerden hangisidir? Şu şekilde doğruları oluşturalım. 40 derece, 70 derece olur. K noktası iki doğrunun kesişimi bu nokta olur. Burada 70-40, burası 30 derece. Şu şekilde ikizkenar üçgen oluşturalım. L, M, burası 75. Görüldüğü üzere bu açı iki iç açının toplam bir dış açı eşit. 35. Burada eğim 145 derece gelir. Tanjant 145, eğim. Doğru cevap E seçeneği. Elif evine giderken en kısa yolun kroküsünü koordinat düzlemine çiziyor. Yolun her iki yanını gösteren paralel çizgileri D1 ve D2 doğrularıyla, evin konumunu ise 1,1 noktasıyla gösteriyor. D1 doğrusunun denklemi 3x artı y artı 6 eşit 0. D2 doğrusunun denklemi 3x artı y artı k eşit 0. Ve yolun genişliği 3√10 metredir. Buna göre evin D2 doğrusuna uzaklığı kaç metre olabilir diye sorulmuş. Burada D1 ile D2 paralel olduğu için arkadaşlar, D1 paralel D2 olduğu için aralarındaki uzaklık 3√10 metre şu şekilde bulunur. 3√10 eşittir. Denklemlerin sabitlerinin farkı 6-k bölü bunun mutlak değeri. Katsayılar 3 ve 1 olduğu için 3'ün karesi ile 1'in karesinin toplamının karekökü. Bu formül kullanılıyordu biliyorsunuz. Burası 6-k'nin mutlak değeri bölü kökon olur. Eşittir 3√10. Buradan 3√10'la kökonun çarpımı 30 yapar. 6-k 30'a eşitse mutlak değer olarak. Buradan k'nin değeri ya 36 ya da eksi 24 bulunur. Biz k'yi 36 aldığımızda 3x artı y artı 36 eşit 0 doğrusu olur. D2 doğrusu. D2 doğrusu buysa eğer 1,1 noktasının bu doğruya uzaklığı 3 çarpı 1 artı 1 artı 36'nın mutlak değeri bölü yine 3'ün karesiyle 1'in karesinin toplamının karekökü'dür. Buradan 40 bölü √10 yani 4√10 gelir. Eğer eksi 24 alınmış olsaydı bu sefer de doğrunun denklemi 3x artı y eksi 24 eşittir 0 olacaktı. 1,1 noktasının bu doğruya uzaklığı da 3 çarpı 1 artı 1 eksi 24'ün mutlak değeri bölü katsayılar 3 ve 1 olduğu için 3'ün karesiyle 1'in karesinin toplamının karekökü olacak. Buradan da 20 bölü kökondan 2√10 birim gelecek. Ancak seçeneklerde 4√10 olduğu için cevabımız C seçeneğidir. Analitik düzlemde 2x artı y eksi 6 eşit 0 doğrusu üzerinde bulunan A ve B noktalarının koordinatları toplamı sırasıyla 3 ve 8'dir. Buna göre AB uzunluğu kaç birimdir diye sorulmuş. Bu denklemde y eşittir eksi 2x artı 6'dır arkadaşlar. A noktasının koordinatları A virgül, x'ine A dersek y'si eksi 2A artı 6 olur. B noktasının koordinatları ise x'ine B dersek B virgül eksi 2B artı 6 olur. A noktasının koordinatlar toplamı eksi A artı 6 3'e eşit verilmiş. Buradan A eşittir 3 bulunur. B noktasının koordinatlar toplamı 8 verildiği için eksi B artı 6 8'e eşittir. Buradan B eşittir eksi 2 olur. O halde A noktasının koordinatları 3,0, B noktasının koordinatları eksi 2,10. O halde A ve B arasındaki uzaklık, absisler farkı 5 karesini aldım, ordinatlar farkı 10 karesini aldım. Buradan 5√5 bulunur. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Buna göre B ve B üssü noktalarından geçen K doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Paralel katlandığında paralel şu şekilde bu uzunluklar birbirine eşit olacağından burası 90 derece olur. Görüldüğü üzere burası 8'e 1 noktası, burası 2'ye 5 noktası, alfa beta diyelim, burası beta alfa, iki üçgen benzer.
A diyelim burası 8'den 2, 6 eksi A olur. Benzerlikten alfanın gördüğü A 1, 5'e 6 eksi A. 6 eksi A çarpı A eşittir 5. A eşittir 1 olur. Görüldüğü üzere bu doğrunun eğimi eksi 5 çarpı bu doğrunun eğimi M eşittir 1 bölü 5 olur. K doğrusunun eğimi 1 bölü 5. B noktasından geçiyor. Y eksi 1, X eksi 8. 5Y eksi 5 eşittir X eksi 8. Karşıya atalım. X eksi 5Y eksi 3 eşittir 0 doğrusu. Doğru cevap D seçeneği.